ses söze yol verecek ve hocanın Leyla'dan çok emekleri var ve eminim Leyla'nın da ona. Leyla Aslan şu anda sözünü söylemek üzere. Sevgili konuklar, Esat ile 2011'de Londra'da düzenlediğimiz 1. Alevi Festivali'nde yüz yüze tanıştık. Sahne programından sonra Canlar, hoca seni çağırıyor dediklerinde yoğun bir heyecan ve eyvah ne eksiğim oldu duyguları ile yanına gittiğimde sevgili ozanımız, sesin hakikatin zilidir, geleceği çağıran deyip kucaklayıp öptü alnımdan. O anda zamandan koşup büyümüştüm birden. Sevgilim, ikimiz adına konuşmak düştü bana. Ben sen, sen ben olduk, dişileştik birlik dolusuyla. Aslan korkmaz, yürüdük durduk devriyemizde. Ayna olup öbür dünyamıza, bu dünyanın gölgesini izleyip göz bebeklerinin batın yanına ezberleri kırıp çizik attık aşkımızla. An geldi mürşit, an geldi talip olduk yol aşkına. Hakikat kendini taşıdığı riskte ya da günahta ele verir. Öyleyse hakikati taşıyan ve onu yaşama salan kişi, yeresel ve göksel egemen için bir tehlikedir. Hakikatin, hakikat olabilmesi için taşınan riskin ya da günahın bedeline katlanmak zorunluluktur. Çünkü hakikati seyretmek, hakikati hakikat yapmaz. Hakikatin hakikati olabilirse, kişi gelecek onda çiçek açar. Eke. Yol aşkına da bir çağrı yaptık. Yolumuzun anılarını bir kez daha tartışalım istedik. Tartışalım ki kendimizi bıraktığımız yerde bulabilelim ya da kendimizi gelecekte beklemeyi hak edelim. Konuşurken ötesine, dinlerken sorgulayalım. Sorgulayalım da yaşanan anın ve geleceğin tehdidini ortadan kaldıracak olan baş kaldırımız bizden uzaklaşmasın. Bizi toplumsal güce taşıyacak olan araçlarımızı harekete geçirelim. Geçirelim de resmi siyaseti ve devleti terbiye edecek korkunun yaratıcıları olabilelim. İçimizi elden geçirmenin zamanı geldi ve geçti bile diye bağıralım. Bağıralım da bizi bizden ayırma girişimleri boşuna çıksın. Birbirimize öğüt sahibi olalım diye seslenelim. Seslenelim de asıl öğüt sahibi yaşama sürecini yapabilelim. Kendi yarattığımız dünyada dünyasız hale gelmemeye bakalım. Yurtsuzluk yazdığımız olmasın. Sonucu bizden saklanan bir geleceğe salalım kendimizi. Salalım da insan kalan yanlarımıza bir ağrı girmesin. Kendimizi dölleyip gelecek zamanın çocuğu olmaya soyunalım. Soyunalım da geçmişimiz bizden ürkmesin. Ancak umudun geleceğe açık olduğunu, şimdiyle ilgilenmediğini bilelim. Şimdinin mahkumu olmaktan sakınalım da umudumuzu düş kırıklığına uğratmayalım. Gün gecesine kapanmaya başladığında karanlık olup kapkaranlığı kovalım. Gün sabahına uyanmaya başladığında kapkaranlık olup karanlığı kovalım. Kovalım da alacakaranlıktan özgürleşsin. Yani kendi akşamımızı ve kendi sabahımızı kendimiz belirleyelim.
Buyruk almadan kendi gönül akşamımızla ülkeye çekilelim. Dürtülmeden kendi gönül sabahımıza uyanalım ve yaşama merhaba diyelim. Diyelim de ölüm bize teşekkür etsin. Yol cümleden uludur. İnsan ancak şiirsel bir dil edinerek, yani yolun dilini içselleştirerek varlığın içine oturabilir. Hesap korkmaz. Yol annedir. Yol aşktır. Yol şiirdir. Sevgili Esat'ın çok sevdiği ve sesimle buluşacağını umut ederek size bu devriyeyi sesli okumak istiyorum. Levh-i Mahfuz. Mihrabım ay secdegahım güneştir. Ne yerdedir ne göktedir ve hiçtir. Mihrabım ay secdegahım güneştir. Ne yerdedir ne göktedir ve hiçtir. İkrarım mürşidim pirim pir sultan insan-ı kamildir evesti şarabım. İkrarım mürşidim pirim pir sultan insan-ı kamildir evesti şarabım. Uçar konar görünmez bir miskinem seyrim zu seyri uruç her köşem. Uçar konar görünmez bir miskinem seyrim zu seyri uruç her köşem. Serseri libası Leyla hırkası Levh-i Mahfuz'a sıdır her can. Serseri libası Leyla hırkası Levh-i Mahfuz ayına sıdır her can. Cihanım der Leyla olmak sırana Leyla'nın Leyla'sı terstir ol aşkım. Cihanım der Leyla olmak sırana Leyla'nın Leyla'sı terttir ol aşkım. Leyla olmak ister isen ol hakka Leyla'nın Leyla'sı olman gerekir. Yol aleviliktir. Yol bilinçtir, eşitliktir, sanattır. Yol çağrılan anılar kadar yoldur. Anılar türkülerle çağrılır, öyleyse her anı bir türküdür. Anıları çağırdığınızda unutulmadan dirilirler. Dirilir dirilmez türkünün ritminin yarattığı rüzgara binilir, melodinin ve sözün öyküsü izleyerek yolculuğa çıkılır. Yol sezgidir. Yol örgütlenmedir, yol siyasettir. Yol doğadır, yol ütopyadır. Şimdi de sözü yolumuzun bilgisi sevgili Esat'a verelim ve sözümüzü mühürleyelim. Bizler, bizi ebedi gerçeğin özüne götüren birlik dolusunu içtiğimiz için ilahi ezberimize ihtiyaç yok diye bağırıyoruz. Asıl gerçeğe, ebedi gerçeğe ulaşarak hakka kavuştuk. Bunun için mihraba gereksinmemiz kalmadı diyoruz. Yolumuzda canın önemi yoktur. Biz cananı arıyoruz. Bunun için aşka aşık olduk. Aşk sanatı dışında sanat tanımıyoruz. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık eksiklik senin görüşünde diye çığlık atıyoruz. Bizler gönlü Kabe bilir,
Gönüle ulaşmanın kurallarına uyarız. Bu nedenle insana secde ederiz, doğaya secde ederiz. Bizim için bundan başka ibadet biçimi yoktur diyoruz. Biz Kur'an'ı insanın yüzünde, bağlamanın göğsünde, dağın yamacında bulur, oradaki Kur'an'ı okur. Bu nedenle bize başka Kur'an gerekmez diye bağırıyoruz. Tanrı konuşan insandır. Konuşan haktır. Öyleyse ibadet Tanrı'ya hakkı insanlaştırmak ya da insanı tanrılaştırmak, haklaştırmaktan başka bir şey değildir. Bu nedenle insan toplum ve doğaya ya da yaratıcı yok edici Tanrı'nın tasallutundan kurtulmalıdır diyoruz. Bizler geleceğe taşınabilmek için yaşarken ölmek, hakka yürüyünce kendi bedenlerinde dirilmek, yani kendi içliğimizden doğmak, kendi içliğimize dönmek, böyle böyle ölümsüzleşmek istiyoruz. Bizler ebedi gerçekler peşinde koşmakta yanıp yakılan ama yılmayan insanlarız. Biz yolumuzun kurbanıyız. Evvel de evet dedik, bu sözümüzden asla dönmüyoruz. Ekmek, tuz, şarap biliyorsunuz milattan önce 300 yıllarından itibaren kutsaldır ve Hititlerin bayramlarında, ölümlerinde, şenliklerinde hep bu gücü vardır. Sonra bir zaman sonra tuz da buna ilave oldu. Tuz artık yüzeye çıkıp da insanlar tarafından kullanılmaya başladığından sonra. Sonra biz ne yaptık? Bir de peyniri, bir de üzümü koyduk. Üzüm zaten Hititlerden biri de var. Şarap her zaman var, her zaman. Ekmek sesini de. Şimdi sesimizi buraya davet edeceğiz. Yine nefes, Ege Şahin ve Ege'den sonra ses yine söze yol verecek. Ahmet Koçak bizimle birlikte olacak. 20 dakika. Deli gönül feryat etme boşuna. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özümü, Hakk'ın huzurunda var olamazsın. Medet sevdim. Bir mürşide bağlamazsan özümü, Hakk'ın huzurunda var olamazsın. Medet sevdim. Vefasız güzelden olur mu çare? Vefasız güzelden olur mu çare? Yoruldum derdimle öldüm bin kere.
düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan oğlusun, kör olamazsın, medet sevdi. Düşme bir zalıma göz göre göre. Sen insan oğlusun, kör olamazsın, medet sevdi. Akar su bülbüller ötmez bağın, akar su bülbüller ötmez bağında, dumanlar eyledir gönül dağında. Aşk ateşi yanar oldu bağrında, yanmış yüreğime kar olamazsın, medet sevdi. Aşk ateşi yanar oldu bağrında, yanmış yüreğime kar olamazsın, medet sevdi. Var. Yani birkaç bölüm belki de döküman var.
Ama arkadaşlarımız Kasım ayına düşündükleri için, bu yani zamanı çok daralttıkları için biz de ancak böyle bir etki, yani hali hazırdaki var olan videoyu yayın hazırlayıp burada yayınlamak istedik. Hemen tamamlayacağım. Şu bu şu demek değil. Biz bundan sonraki çalışmalarda bunu hazırlamayacağız diye birazdan konuşmamda da buna değineceğim. Esat abi evet 40 yemeğinde yapılması gerekiyordu. 40 yemeğini buraya aldık. Bu da sadece... Onu demeyeceğim. Hazır bu kadar. Muhabbet edelim. Şimdi muhabbet edelim. Dostlarımız varken sizden söz alalım. Ben hemen çünkü seneyi devriyesine biz böyle bir çalışma yapar ve daha fazla, daha çoğalarak seneyi devriyesinde bu söylediğinizi izleme şansımız olabilir. Tabii ki. Şimdi zaten başlıklar altında neler yapılması gerektiğini de burada kendimize de bir ayna tutup bu etkinlik ve Esat abinin hakkı yürüdükten sonraki süreçteki bir ayna tutup neler yapılması gerektiğini ayrıca anlatmaya çalışacağım. Evet, 26 Temmuz günü Esat Korkmaz bedenen yanımızdan ayrıldı. Bugün bedenen kendisi aramızda yok. Ama Esat Korkmaz az önce de ifade ettiğimiz gibi dostları Esat Korkmaz'a beden oldu. Burada onu dinlendiriyor. Bu buluşmamızın adına yasaklı kültürler ve Esat Korkmaz dedik. Konuşmacı dostlarımız az önce Hasan ve sevgili Leyla. Esat abinin işte yasaklı kültürlerle olan ilgili çalışmalarını bize aktardılar. Biz bu çalışmaları, daha doğrusu bu Adana Sempozyum dediğimiz bu çalışmalarda gerçekten de sempozyumun içeriğini dolduracak çalışmalar yapmamız gerektiğini de burada başta ifade edelim. Çünkü sempozyum, Esat Korkmaz'ın yaptığı çalışmalar, 70'e yakın kitap yazdı, onlarca makalesi var. Bu çalışmalar bilimsel bir irdelemeyi, incelemeyi de bizim bunu sempozyum dediğimiz, buraya geldiğim zaman elimizde yazılı metin, Esat Korkmaz işte örnek vereyim, Katarlar konusunda ne anlatmak istedi işte, Almanya'daki Köylüler Savaşı'nda, Thomas Müller ve devamındaki işte Ardından'daki Köylüler Savaşı, oradaki yasaklar kültüründe aslında neler anlatmaya çalıştığı görev alıp bunu bu biçimde bizim yapmamız gerekiyor. Yapamadık. Zamanımız da vardı ama bundan sonraki çalışmalarda bunları yapmamız gerekiyor. Esat Korkmaz şöyle diyor, diyor ki yasaklı kültür egemen tarafından ötelenmiş, dışlanmış, suçlanmış kültürlerdir diyor. Her toprağın bir yasaklı kültürü ya da yasaklanmış kültürü vardır diyor. Devamında şöyle söylüyor. 80'li yıllardan sonra ortalarından itibaren şu soruyu kendime sordum diyor. Bir sosyalistin, bir komünistin, bir demokratin inanmak için bir altyapıya ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Biz o yıllara yoktur diye geldik. Yani o yıllara gelene kadar, 80'li yıllara gelene kadar yoktur dedik diyor. Yani sosyalistler, komünistler inanmak için bir altyapıya gerek yoktur diye geldik diyor. İşte bir Kızılbaş'ın amacı tanrısız bir dünya, tanrısız bir insana ulaşmak algısına taşıdığında evet o zaman bu tür amacın peşinde koşan İnsanın inancı bir komünistin, bir sosyalistin inancında da olması gerektiği yargısına vardım diyor. Ve onu anlamaya çalıştım. Bir sosyalist de, bir komünist de insana benzemeyen bir tanrıyı öldürür. Bir kızılbaş da aynı şeyi yapar. İnsana, doğaya benzemeyen ve karşılığı olmayan tanrıyı öldürür. Benim bedenimde benden doğada olmayan bir tanrıyı öldürüyorsun. Hem kızılbaş, hem sosyalist, hem de komünist. Komünist aynı şeyi yapıyor. Ama sosyalist ve komünistler olarak bizler Tanrı'yı öldürdük ama onun yerini boş bıraktık. Yasaklı kültürler buna izin vermedi. Dağa, taşa, insana yanaşmak için Tanrı'yı öldürdü ve ben Tanrı'yım dedi. Yani buradan ne diyor? Enel Hak diyerek Mansur'a gönderme yapıyor, Nesim Bey'e gönderme yapıyor. Esat abi bu düşünceden yola çıkarak bir arayış içerisine giriyor. Ve Alevilikle ilgili çalışmaya nasıl yöneldiğini de kendi sözlerinden dinleyelim. Bugün Alevi bilinci ve inancı egemenler için bir tehlike. O nedenle canlanmasını istemiyor. Alevi toplumsal gerçeğine dönersek 809 yıllık toplumsal bir mücadelede pişmiş, onun içinde gelişmiş bir başkaldırı cüreti var. Alevilik hareketi böyle bir tarihsel geçmişe sahiptir ve bugün bu geçmiş halka önderlik etmesi durumunda çok ciddi sonuçlar doğurur.
Çünkü bir halk hareketidir ve onun bir dili vardır. Ama biz sosyalistler o dili yakalayamadık. Burada kendisine aynı zamanda bir öz eleştiri, daha doğrusu kendisine yola çıkarak temsil ettiği geleneği, yani sosyalist geleneğinde bir öz eleştiride bulunuyor. Esat Korkmaz, Anadolu kökenli Kızılbaş ve Bedrettin'in toplumunun inanç ve düşünce yapısını tanıdıktan sonra araştırmalarını bu alanda yoğunlaştırıyor ve bu alanda çalışmalar yapıyor. Hepinizin bildiği gibi onlarca kitabı var. Kızılbaş ve Bedrettin'in hareketi onun Anadolu sınırlarını, hatta ülke sınırlarının ötesine açılmasına vesile oluyor. Avrupa'da yasaklı kültürlerin izini sürüyor ve bu alanda çalışmalar üretiyor. Az önce Hasan da bahsettiği Katarlar bunlardan birisi. Yine Katarlarla ilgili Esat abinin o oradaki bir küçük anekdotu var. Şöyle diyor. Orta Pireneler'de Manzevur denilen bir dağ ve onun da tepesinde Manzevur şatosu var. Ben iki kere tırmandım. Gerçekten müthiş bir yer. Katarlar en son orada toplanıyor, binlerce kişiyi uzun zaman uyarıyorlar. Sonuçta kuşatılıyorlar ve 15 gün süre tanıyorlar. Ama Katar önderleri o 15 günde gerçekten bir komünizm yaşatıyorlar. Oradaki insanlara 15 günün sonunda da Fransa toprağında yakılarak öldürüyorlar. Binlerce Katar, Fransa'nın Osetenya bölgesi, Güney Fransa dediğimiz bölgede katlediliyor. Ve Esat abi buraya, ben bu çalışmaya 2011 yılında gitmiştim. Bizim de Lyon tarafında toplantımız vardı, fotoğrafta da yan yana durduğumuz toplantıda. O çalışma için kendisi o bölgedeydi. Biz de Fransa'daki o çalışmalarını yakından takip ediyorduk kendisiyle. Ve sonra da bu çalışmayı kitap haline getirdi. Demosyeniler, arkadaşlarımız Katar'da bu kitabı yayınladı. Yine kendisinin son dönemlerinde eksik bıraktığı bir çalışma yine kendi ağzından ifade etmek istiyorum. Anabaptistlere çalışacağım diyor. Daha doğrusu bize de konuşmuştu ama bir mülakatta bunları aktarıyorum ben size. Onların simgesi ise Thomas Müzer. Müzer önce Luther hareketiyle birlikte başlıyor ve o hareketin bir parçası oluyor. Ama daha sonra Luther reformunun yeterli olmadığını düşünüyorlar Anabaptistler. Anabaptistler üzerinde bu çalışmayı yapmak istiyor. Neden? Anabaptistler de aynı Katarlar gibi özellikle Avrupa'da ciddi anlamda katlediliyorlar, öldürülüyorlar. Bu da Esat abinin içinde kalan bir ukde. Burada yine bu alanda çalışma yapan arkadaşlara biz en azından bir şey söyleyelim. Esat abi, Vişne burada mı bu arada? Vişne burada. Burada. Bu çalışmayı bizim tamamlamamız lazım Vişne. Çünkü bu çok kıymetli bir çalışmaydı. Ben son dönemlerinde, yani son bir iki ay öncesine kadar, ondan sonra çok konuşmadım telefonda. Ama ondan öncesinde bütün bu çalışmaları detaylı bir biçimde konuşuyorduk. Bu konuda da çalışma başlatılıp arkadaşlarımızın, görev almak isteyen arkadaşlarımızın, Hasan da burada, bu çalışmaları tamamlaması gerekiyor. Anabaptistler özellikle Almanya'daki işte Köylüler Savaşı'nın çok ciddi toplumsal alt kesimi, bunu Anadolu'daki Kızılbaşlar gibi, Bedrettinliler gibi Esat abinin de bu alandaki yaklaşımı ben çok kıymetli buluyorum ve bu çalışmayı da tamamlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Varsa, yine söz buraya gelmişken söyleyeyim, varsa Esat abinin bu konudaki eksikleri, yazmak istedikleri, bunları da ileriki dönemlerde toparlayıp belli bir külliyat halinde yayınlamak gerekiyor. Zaten önemli bir külliyatı Zeynep'in elinde. Bütün kitapların hemen %70 ya da %80'i Zeynep'in elinde. Bu eksik kalan çalışmalarda orada toparlanması gerekiyor. Bunun için gerekiyorsa bir komisyon önerilir. Bu komisyon bu çalışmalarda yapması gerekiyor. Eğer bunları yaparsak biz Esat abi beden olabiliriz. Esat abi geleceğe taşırız. Yoksa arada bir geldik muhabbet ettikle bu iş yine yaparız ama eksik bir ayağını eksik bırakmış oluruz. Ben Esat abiye dair birkaç anımı sizlerle paylaşıp, çalışma yolculuğunda paylaşıp muhabbeti kapatmak istiyorum. Esat abi de biz 1900 yılların başlarında tanıştık. İkimizin de durduğumuz ortak nokta sosyalist kökenli oluşumuzdu. Belki de bizi yani çok buluşturan da bu oldu. Alevi dernekleri, Alevi kurumları daha yeni örgütlenmeye başladığı yıllardı.
de özellikle Sivas katliamından sonra, 93 katliamından sonra Alevi kurumları örgütlenmeye başladılar. Ve bu arada da Alevi yayın organları da ortaya çıkmaya başlamışlar. Ben 91 yılında Kavga Dergisi'nde çalışıyordum o zaman. Kavga Dergisi'nde muhabir olarak çalışıyordum. İşte 93-94 yılında Nefes Dergisi kurulduğunda da biz Esat abilerle, diğer işte Cemal Şener, o dönemdeki yazan işte Reha Çamuroğlu falan, o dönem bütün arkadaşlarımızla beraber sevgili Musa Tes, o dönemin bütün işte bir avuç gazeteciydi herhalde, değil mi? Bu alanda yazıp çizen insanlar. Esat abiyle o dönemde tartıştık. Ben o dönemde ilk radyo programını, yani özel radyolar, Sol ve Alevi Kökenli özel radyolar yayına başlamıştı. 95 yılında Radyo Umut'un yayın yönetmenliğini yapıyordum ben. Bu arada daha sık görüşmeye başladık. Ara ara radyo programlarında ben Esat abiyle konuk alıyordum. Orada beraber hem döneme ilişkin, işte o dönemki yaşanan demokratik sorunlara ilişkin Alevi Bektaş toplumunun hem de Alevi Bektaş felsefesine Marksistlerin yaklaşımı, sosyalistlerin yaklaşımı üzerine Esat abiyle programlar yapıyordu. O programın bir tanesini buldum. 95 yılında yaptığım arşivimi geçen gün karıştırırken onu buldum. Onu yakında yine yayına hazırlayacağım. Çok kıymetli şey var. Oradaki söyledikleri şeyler. 95 yılında söylediği şeyler bugün hala bugüne ışık tutuyor. Hatta bugün o aşamaya neredeyse hala gelememişiz. Daha da geri durumlar düşmüştür. Bugünkü söylediği şeylerde. Ve orada bir şey daha söyleyeceğim. O ses, ses tonu Mahsun'un ses tonuyla aynı. Yani şey bir insan bilmese ya bu şey ses kimin diye fonetik olarak şey olarak ya da diksiyon olarak o kadar çok benziyor ki ben önce şaşırdım. Acaba dedim Mahsun'u mu biz karıştırdık diye. Sonra konuşunca böyle bir şey var, onu aktarmak istedim. Ve daha sonra 2004-2008 yıllarında Esat abiyle biz biliyorsunuz en uzun çalışma dönemimizde Serçeşme sürecinde oldu. Yaklaşık 48 sayı Serçeşme dergisini çıkardık biz Esat abiyle beraber. Serçeşme dergisinin özelliği şuydu arkadaşlar. Hala onun yerine bir dergi gelir mi bilmiyorum. Ne kadar farklı görüşte insanlar varsa o görüşteki insanların yazılarını biz o dergiye koyuyorduk. Ha oturuyorduk, tartışıyorduk. 3 kişiydik biz. Bugün bu 3 kişiden bir tanesi gelemedi. Bir tanesini şu an anıyoruz. Engin yoldaşımız rahatsızlığından dolayı gelmedi. Bize mesajını gönderdi. Birazdan bu mesajını sizlerle paylaşacağım. 3 kişiydik, oturuyorduk, saatlerce tartışabiliyorduk. Konunun işte o derginin o sayı içerisinde ne yapacağız, ne koyacağız, neler tartıştıracağız. Bugün kamuoyunda çok ilgilendiği konuların birçoğunu o dönem biz şöyle bir karar almıştık. Bu dergi platform dergisi insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri alandır. Kimsenin düşüncesi, neyi söylüyorsa söylüyorsun ben o düşünceye katılayım ya da katılmayayım bu dergide yer almalıdır. Ve 48 sayıda bu dergi bu görüşte devam etti. Çeşitli nedenlerle bu dergiyi kapatmak zorunda kaldık. Bugün hala böyle bir dergiye ihtiyaç var mı? Belki basılı olarak yok ama dijital dünyadaki yapılan kirliliğin karşısında böyle bir dergiye hala ihtiyaç var. Bu anlayışa daha doğrusu ihtiyaç var. Daha sonraki süreçlerde, dergi süreci, dergi bittikten sonra, daha doğrusu dergi bitmeden önce Esat abimizin televizyon yolculuğumuz başladı. 2007'de televizyon programına başladık. Kişilik Yayınları programına. İlk beraber çektik. Daha sonra Hasan ve diğer arkadaşlarımız da devam etti. İşlik Meydan programı. Bizim yaptığımız program Düzgün TV'deydi. Benim en çok içinde utku olarak kalanlardan bir tanesi. Esat abiye hep sözünü vermişler. Bu programların kayıtlarını size vereceğiz. Ama bu kayıtlar aramayın. Bu kayıtlar yok oldu. Demiş Kemal'den tut. Birçok değerli ozanların kayıtlarını biz daha şey gittik. Edirne'ye gittik. Demiş Kemal'in evinde bu kayıtları yaptık. Ve biz bu kayıtları ne yazık ki televizyon kaydını alamadığımız için evimizde yok oldu gitti. Sonradan işte arkadaşlarımızın yaptığı işlik meydanları var. Onların bir kısmını ben yakaladım ve artık kendi arşivimi aldım. Yani baktım olmaz da gidecek. Onları arşivimize aldım. Televizyon ve Düzgün Yol TV gibi televizyon kanallarında beraber konuk olarak çıktığımız çok program oldu. Paneller haricinde bir de televizyon kanallarına çıktığımız şey oluyordu. Televizyon kanallarında biz
tatlı atışmalarımız oluyor. O bir şey söylüyor diye amcam, ya ben öyle düşünmüyorum falan işte, sen bunu söylüyorsun. Yaklaşık 30 yıldır ahbaplığımız, dostluğumuz dönemi içerisinde asla birbirimize acı sözümüz olmadı, farklı görüşlerimiz çok olmasına rağmen. Birçok konuda farklı düşünmemize rağmen asla birbirimize acı sözümüz olmadı. Ve Esat abi, bizim Antalya'da başlattığımız tahtacılar üzerine bir çalışma vardı. Tahtacılar çalışmasında maalesef ekonomik nedenlerden dolayı tamamlayamaz hale geldik. 8-10 köy gezdik, kayıtlarını yaptık. Ve tahtacılar çalışmasını devam edeceğiz. Hatta devamında abdallar üzerine bir çalışma yapacağız diye kararlarımızı aldık. Ekonomik nedenlerden dolayı bu çalışmaları yapamadık. Kurumlara ilettik bunları. Kurumlar da Esat abiye her zamanki gibi, bizi biliyorsunuz, pardon, bir parantez açarak söyleyeyim. Serçeşme Dergisi Türkiye'de Alevi örgütleri tarafından yasaklanan tek dergidir. Alevi örgütleri karar alıyor ve bu kararla diyor ki Serçeşme Dergisi artık bizim kurumumuza şey yapamaz diyor. Ve bunu da ne yazık ki bunun altına imzasını atan arkadaşlarımız hala Alevi kurumlarının tepesindeki insanlar. Düşünceye ne kadar saygılıyız değil mi? Farklı, bizden farklı düşünen insanlar ya da birisi bizi eleştirdi diye o dergiyi biz yasakladık. Yani yasaklı kültürün araştırıcısı, yasaklı kültürün mücadelecisi, mücadelesini veren adam yasaklı kültürler tarafından yasaklanıyor. Ne kadar acı değil mi? Evet. Karikatür de orada zaten. Aynen öyle. Bu çalışmanın özellikle tahtacılar ayağını biz en son bu pandemiden önce Altınova'ya gelmişti. O da iki gün beraber işte çeşitli panellerin, ben de orada kendisine ses olarak eşlik ettim. Gezdik, ya biz bunu dedi tamamlayacağız, nasıl yapacağız? Abi şu pandemi falan bir bitsin, gideriz, tamamlayalım. Sonra Bodrum'a gittik. En son Bodrum'da 2021 yılında Hasan ben Esat'a Bodrum'da Maraş Anması'nda birlikteydik. Ve orada yine hala o yaşına rağmen 76 yaşına gelmiş, 75-76 yaşına gelmiş bir insan hala bu çalışmamızı tamamlayalım derdine düşmüş, kaygısına düşmüş. Fakat işin tuhaf tarafı şu ki, toplumun önderlik ettiğini söyleyen arkadaşlarımızın hiçbirisi ne yazık ki bu kaygıda değillerdi. Bu kaygıda olmadıklarını, bugün nasıl siyasi pazarlıklar yaptıklarını şahit oluyoruz. Şimdi çoğaltıcı kendimize batırmamız lazım arkadaşlar. Eğer bir toplum kendi aydınlığına sahip çıkamıyorsa, bir toplum kendi yazarına, kendi çizerine sahip çıkamıyorsa, burada bu toplumun önünde bulunan insanların ciddi anlamda yani eleştirilmesi gerekiyor ve ciddi anlamda o konuda sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Şu salon aslında böyle bir insan için daha küçük olması gerekiyor değil mi? 120 kişilik salonumuz yarısını bile dolduramıyoruz. Sonradan da kalkıyoruz diyoruz ki, efendim iktidar bize bunları yapıyor. İktidar bize yapar, iktidar bizi çok diyor arkadaşlar. Yasaklı kültürler dedik ya, Anadolu'da başkaldırmış, babaylar başkaldırmış, iktidar dövmüş. Gelmiş işte çelebi, kalender çelebi başkaldırmış, dövmüş. Caneller başkaldırmış, dövmüş. Vallahi şimdi de biz sesimizi çıkartmayınca adamla gene nasıl olsa sindirdik diyor. Gene bir fırsatını bulurlarsa, Maraş, Çorum, Sivas falan onlara geçiyorum zaten. Gene bir fırsatını bulurlarsa döverler. Dövünmemek için ne yapması gerektiğini en iyi kavrayıp ve mücadele eden kişilerden bir tanesidir. Örgütlü mücadeleyi hayatın sonuna kadar savunan bir kimliktir. Ama ne yazık ki bu örgütlü kimliği savunan bir kişi örgütler tarafından yasaklanmıştır. Biz derginin başına da aynı bu kum takımı yasaktır, bu dergi giremez diye koymuştuk. Evet, sempozyum üzerine birkaç şey demin söyledim. Birazcık da bir iki daha önerim var. Onları da söyleyip sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu buluşmamız da az önce de ifade ettiğimiz gibi belli eksikliklerimiz oldu. Buradan yola çıkarak yarın beraber bu işi organize eden arkadaşlar olarak birkaç gün sonrasında nelerimiz eksikti üzerine konuşup devamında Esat abi anlattığımız, çalışmalarını anlattığımız dolu dolu yeni buluşmalar yapmamız gerekiyor. Yine 40 yılını verdiği bu araştırmaları, yazdıkları ve yazamadıkları, eksik bıraktıklarını yine derinlemesine bizim onun üzerinde kapsamlı çalışmalar ve buluşmalar yapmamız gerekiyor.
Yine az önce de ifade ettiğimiz gibi bir ucu Anadolu topraklarında, bir ucu Güney Fransa'da olan yasaklı kültürlerin, inançlar peşine neden düştüğünü kendimize sorup bunları kitaplaştırdı, emek verdi, kitaplaştıramadıkları da oldu. Bunları kendimize sorup bununla ilgili buluşmaları devamını getirmemiz gerekiyor. Ve tüm bunları Esat abi fazlasıyla hak ediyor. Esat abi fiziki olarak en son az önce de söyledim 2021 yılı Aralık ayında Bodrum'da görüştük. Bodrum'dan sonra bir daha kendisiyle fiziki görüşmemiz olmadı, telefonla görüştük. Kızılbaşlık'ta yaşam yaşayanlar tarafından oluşturulmaz. Ölenler tarafından oluşturulur. Eğer sen ölenleri diriltemezsen yaşamı kuramazsın. Ölenleri nasıl dirilteceksin? Onu anacaksın. Onun taşıdığı bilinci ve inancı sen taşıyacaksın. Başka türlü diriltemezsin. Esat abi bu yılın Temmuz ayında aramızdan ayrıldı. Onun bilinci ve inancını taşıyor. Saygı, özlem ve muhabbetle anıyorum. Daki bölümde zaten görüşler de alınacak. Evet. Şurada kendi görüşümü şimdiden belirteyim. Tabii. Daha da konuşma gereği olmasın. Şimdi Esat abiyle biz yıllar öncesinde Avrupa Ali Birliklerinin yaptığı çalışmalarla tanıştık. Yeri geldi, kendisini misafir ettik, ihvan eyledik. Yeri geldi beraber sunumlar yaptık. Ama Esat abiyi yakından tanıma fırsatını 4 yıllık bir Alevi çalıştayı sonucunda yaptığımız toplantılarda yakından tanıma imkanımız oldu. Demin Ahmet arkadaşım dediği gibi yeri geldi, fikirlerimiz örtüştü ama yeri geldi tartıştık da aynı fikirlere sahip olmadığımız durumlar da oldu ama hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Ama o tartışmaların, o toplantıların sonunda yaptığımız sağsız sözlü muhabbette gönül birlikteliğimizi sağladık ve orada kendisiyle beraber birçok eserleri beraber orada paylaştık. Çok diğer arkadaşlarla beraber. O akşamki muhabbetlerden aklımda kalanlardan en azından 3 tane eseri okumaya çalışayım. Onu da buradan tekrar almış olalım. Bakıp cemali yâre çağırırım dostum, din oldu pare pare, çağırırım dostum, din oldu pare pare. Mescitte meyhanede, hanede viranede, Kâbe'de puthanede, Kâbe'de puthanede, çağırırım dostum. Ondan ayırmam yüzüm.
dostun yüzü. Çağırdım dostum, belir dostun yüzü. Çağırdım dostum, gelmişim dost ilimden, koklayarak gülünden, niyazimin dilimden. Çağırırım dostum, niyazimin dilimden. Katre içinde gizli sırdım, açık gözlerle bakan kör idim. Hakkın himmetiyle kalktım yürüdüm, dilim sevgi Kâbe'm insan olunca. Bir katre içinde gizli sırdım, açık gözlerle bakan kör idim. Hakkın himmetiyle kalktım yürüdüm, dilim sevgi Kâbe'm insan olunca. Dört nesnenin cefasına büründüm, bu hayat ile yundum arındım. Abul Havad ile yundum arındım, benim sevgi Kâbe'm insan yaşarken ömrümüz bizde, biri yok bu inançta, hurafenin yeri yok. Dilim sevgi Kâbe'm insan olunca. Bir hayat ki huri kılman peri yok, yaşarken ömrümüz bizde, diri yok bu inançta, hurafenin yeri yok. Dilim sevgi Kâbe'm insan olunca. Ay hani her daim tütsün ocağın, hazan vurur ömür döker yaprağın, altı üstü ne fark eder toprağın. Dilim sevgi. Dostun gül cemali cennettir bana. Dostun gül cemali cennettir bana. Ne çare ayrılık, zaman geldi, zaman geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım, ne çare ayrılık, zaman geldi. İstemem ayrılmak senden sultanım, ne çare ayrılık, zaman geldi.
İstemem ayrılmak senden sultanım. İstemem ayrılmak senden sultanım. Gül cemale aşkım ile nalanım. Yar yar çıkarma gönlünden beni imanım. Ne çare ayrılıksa var gel. Çıkarma gönlünden beni imanım. Ne çare ayrılıksa var gel. Fakirim aşık aşka yanandım. Bu fakirim aşık aşka yanandım. Hak erenler birbirine karandı. Yar yar karandı. Dosta doyma olmaz olmaz kanan erkandım. Ne çare ayrılık zaman gel. Dosta doyma olmaz olmaz kanan erkandım. Ne çare ayrılık.